Teşekkür ederim Ceyda. Sana da iyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, Avcı'nın bıraktığı noktadan başlayalım isterseniz. Mücadelede çok fazla detay var ama e, hoca dedi ki 8. maç, 5. deplasman. Burada kazanmak önemliydi, İyi bir aileyiz, şampiyon olursak Berat gibi, Abdülkadir Ömür gibi isimlerle olacağız ifadelerini kullandı. E, yine dün sahada genç stoper Ahmet Can vardı. E, neler söylersiniz bu sözlere dair? Yani tabii ki e, birazcık Trabzon anlatıyor, biraz e, Trabzon'daki futbol e, sevgisini, coşkusunu anlatıyor. Yani dün aslında e, benim için en önemli e, detaylardan bir tanesi Ceyla. E, maçın bitiminde 6 tane yerli oyuncunun sahada oluşu. E, bu gerçekten çok değerliydi, çok önemliydi ve bu oyuncular e, skorun en zor bölümünde sahadalardı. Ve oyunu bitirebildiler yani bazıları oyuna sonradan girdi bazıları e, oyun başlarının içindeydi. E, bakıldığı zaman iyi bir oyun e, yani bence kazanma ağrısı yüksek. yüksek. Yani Abdurcan dediği gibi takım e, içerisinde kazanma o e, coşkusu bütün oyuncular da aynı seviyede. Ama dediğim gibi 6 yerli oyuncuyla maçı bitirmek dünün bence en keyifli detayıydı. Hocam e, dün oynanan mücadelede tabi yıldız isimler sahneye çıktı ki Bakasetas e, ayrı bir performansına e, parantez açmak gerek Bakasetas'ın iki gole imza attı e, ki biri e, tüm gazete manşetlerinde e, füze olarak adlandırılmış. Ee, neler söylersiniz Bakasetas'ın performansı ile ilgili? Ee, çok istediği bir isimdi. Geçen sezondan bu yana Bakasetas ve e, Trabzonspor formasıyla e, hem ciddi bir aidiyet sergilediğini görüyoruz hem de performansının çok üst düzeyde olduğunu. Yani sezon başından beri e, saha içerisinde gerçekten e, hem lider olmak istiyor, hem oyunun bütün bölümlerde oyuna katkı yapmak istiyor. Yani bu sene birazcık da oyun karakteri değişti aslında Ceyda. Yani Allianz Spor ve Trabzonspor'a geldiği ilk dönemlerde biraz daha ön bölgede oynayan yani oyunun e, past bölümünde daha az e, görünen bir oyuncu yapısındaydı ama yani bu sene e, oyunun her bölümünde var. Oyunun bence en onun için değerli olan savunma bölümünde de takıma çok katkı yapıyor. Ben Bakıstes'in zaten rakip sahası etrafında oluşunda e, daha çok keyif alıyorum açıkçası. Yani çünkü yani orada e, skora çok yakın olan oyuncu bence e, o bölgede en değerli oyunculardan bir tanesi oluyor ki Bakıstes bu rolü çok iyi oynuyor. Yani ben e, bu goller Bakıstes için artık alışılagelmiş veya taraftarın Herhangi bir e, skor olamama dönemi içerisinde, e, bakıştası çok e, arıyor, çok istiyor. Yani o bölgede onun topla buluşması. E, bence dediğim gibi yani bu sene oyuna hem defansif anlamda, hem oyunun genel yapısı anlamda, hem skor anlamda çok katkı yapıyor. İyi başladı. Ben iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü oyun arzusu bu kadar yüksek, kazanma arzusu bu kadar yüksek bir yani oyuncunun sağda ve fiziksel olarak da bu kadar doğru kalıyorsa. Ben e, profesyonelliğinde de çok doğru buluyorum. E, Trabzonspor çok değerli bir oyuncu. Ve Ahmetcan Ahmet Can dün start aldı. Biz Ahmet Can'ı aslında Anspor'da yayınlanan o 19 maçlarında e, tabii ki siz Ahmetcan'dan Ahmet Can'dan e, Trabzon'da e, oldukça oldukça haberdarsınızdır hocam ama biz özellikle yaz döneminde o 19 şampiyonasında Ahmet Can'ın performansını e, tüm Türkiye Anspor ekranlarında izleme şansı yakalamıştı. Dün de ilk kez e, A takımla 11'de sahneye çıktı Ahmet Can, e, Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in cezalı olduğu haftada e, Edgar'la birlikte stoperde ikili oldular e, ve e, performansını nasıl bulduğunuzu soracağım e, kritik müdahaleleri vardı. Soğukkanlıydı, kendine güveni vardı. Ben sahada olan her takımda oynayan o genç futbolcuların o kendine güvenini gördüğünde bir futbol sever olarak çok mutlu oluyorum. Dün her şeyden önemlisi Ahmetcan'ın o soğukkanlı ve kendine güveni de dikkat çekiciydi performansı kadar. Yani bakıldığı zaman aslında 5 stoper gibi görünüyordu Trabzonspor'da. Yani Hüseyin Densvil alternatifli e, ee, ve daha sonra e, Ahmetcan alternatifli bir stoper e, pozisyon oyuncusu var. Bazı futbolcuların hayatı e, bazı noktalarda e, başlar. Tabii ki ben Ahmetcan'ın Trabzonspor'da e, yani dünkü oyun olmasaydı gelecekle ilgili planlama içerisinde ben hep olabileceğini düşünüyordum. Yani çünkü 19 takımında e, ben de çok izledim e, burada izledim televizyonda izledim. Yani bakıldığı zaman e, dünkü oyunu oynayabilecek ben oyunu bekliyordum. Ahmet Can'dan e, Tabii ki en önemlisi e, içeride çok yardım görüyor yani bir Abdullah Hoca ile ilişkileri Bu anlamda ben yani oyuncuya sağ içerisindeki yani bu kadar sakin kalışı bu kadar doğru oyun içerisinde e, ben çok değerli görüyorum e, O yüzden yani Abdullah Hoca'nın elindeki bu tip genç oyuncuların yükselmesi e, Bence çok daha çok bekleyecek olduğumuz bir süreç olmasını ben umut ediyorum. Yine genç oyuncular var. Benim için de çok mutluydu. Çok değerliydi. Dediğim gibi 6 tane oyuncuyla maçı bitirmek bunların içerisinde Ahmet Can'ın da oluşu. Trabzonspor için bence dün akşamın en özeliydi. Sıra gelecek yine Ahmet Can'a. Yarın bugün yine zor maçlar belki o bölgedeki bütün oyuncuların hazır halde oluşu. Aslında bence Hüseyin'in de stoper pozisyondaki oynadığı oyunu da ben çok değerli buldum. Trabzonspor için en azından kenarda duran kenarda duran demeyeyim her an hazır olan bir oyuncu kazandı diye düşünüyorum ben dün gece e, ve tabii şunu da konuşmak gerek e, Trabzonspor özellikle Hamşik ve Bakasetas'ın önderliğinde rakip kalede ciddi tehlikeler e, yarattı e, ama e, tabii çok farklı da olabilirdi skor dün e, özellikle ilk yarıda 5 e, gollü Trabzonspor'un 5 gol attığı bir e, devrede görebilirdik. E, ama bu konuda sizin yorumunuz ne olur hocam? Çok pozisyona giriyor Trabzonspor. E tabii ki biraz şans da gerek. E, ama direkte patlayan toplar da vardı. Eee bitiricilik konusunda neler söylersiniz? Yani dün ben gol kaşan e, oyuncu çok hani e, çok beceriksiz veya e, ki. daha olumsuz olumsuz e, yorumlar yapmam. Yani eğer bir oyuncu gol pozisyonuna giriyorsa o oyuncu doğru yerde bulunuyor demektir. E, doğru koşular yapmış demektir. Yani he, bu anlamda ben dünkü oyunu e, çok önemsiyorum. Yani depresmanda bu kadar pozisyondan oynamak e, çok kolay değil. E, yani evet e, Hikmet Hoca e, oyunun e, yani beraberlik veya hani biraz daha dengeli olduğu gibi bir yorum. Ben Hikmet Hoca'yı çok seviyorum, çok saygıda duruyorum ama yani dün oyunun pozisyonu anlamında e, Kayseri Spor çok fazla Trabzonspor'a yaklaşamadı. Evet bir baskı kurmaya çalıştı ama Trabzonspor merkezden çok fazla buna müsaade etmedi ve çok da net pozisyon, ikinci yarı bir tane net pozisyon oldu. Yani e, ben Trabzonspor'un tabii ki bu kadar pozisyona girmesini dünkü oyunun e tabii Trabzonspor aslında hep beklediği bir oyundu. O özellikle e, orta sahada çabuk oyun veya defanstan başlanacak oyunun öndeki e, becerili oyuncularla buluşması dün çok kolaydı. E, bunun aslında Trabzonspor oyunun geneli bunu anlatıyor. E, o yüzden dün ben yani Vakame'nin, Cornelius'un pozisyonları e, aslında oyunun çok güzel bir parçalarından bir tanesiydi. Dün olmadı ama e, yarın olmayacak diye de bir şey yok. Benim için önemli olan oyuncuların bu pozisyonun içerisinde oluşu, doğru yerlerde doğru e, zamanda topla buluşması. E, kaçan goller ama bakıldığı zaman oyuna bir keyif verdi. Her ne kadar gol kaçsa da e, oyuna bir keyif verdi bu görüntüler.